Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugünkü konumuz herkesin merakla beklediği, sürekli istediği balinaların ayağı var mı, bacağı var mı konusudur. Biliyorsunuz ki evrimciler bu konuyu çok kaşıyorlar. İşte balinalar önceden ayıydı, suya girdi, balina oldu ayılar diyorlar, biliyorsunuz. Yani böyle akıl mı, mantık dışı bir iddiayı savunmak için saçma sapan şeyleri anlatıp duruyorlar. Tabii bunlar ünlü dergilerde yayınlanınca insanlar bir şey var sanıyorlar ama bir şey yok. Tamamen ideolojik kurgu, düzmece. Yani şeytan dalga geçiyor milletle, insanlarla. Anlamıyorlar. Bunun da bilimsel hiçbir kanıtı yok. Hiçbir ara geçiş fosili yok. Sadece balinanın yüzgeç eli ayı parmaklarına benziyor diye ayıdan gelmiş diyorlar. Oysa beş parmaklı fizyolojisi zaten birçok canlıda olan bir şey. İnsanın da beş parmağı var. Balinanın yüzgecine de benziyor. Onun resmini de koyacağım buraya. Şimdi insanlar balinadan mı gelmiş oluyor ya da insan balinaya mı dönüşmüş oluyor? Böyle bir mantık kurabilir misiniz? Neymiş? Ayıların 5 parmağı var diye balinaların da 5 parmağı var. O zaman ayılar balinadan geldi. Bu nasıl bir mantık ya? Böyle bir saçmalık olur mu? Olur. Olur. Hayal kurarsan olur. İşte evrim teorisi böyledir. Sadece sanki ayılarda 5 parmak var. Pandada var. İnsanda var. Farede var. Koala'da var. Daha aklıma gelmeyen bir sürü hayvan var. Belki onlardan geldi. Ya bu beş parmaklılık fizyolojisi ortak bir yaratılışı gösteriyor. Ama bu canlıların hepsi birbirinden çok farklı. Ataları bile aynı değil. Yani bir ayının balinaya dönüşmesi demek, o ayının ölmesi demek. Acı içinde yok olur hayvan. Mahvolur yani. Kemikleri kırılacak, ufalacak. Bir kemik kırılması ne demektir ya? 300 tane kemiği birden yer değiştirmesi gerekiyor hayvanın. Böyle bir şey olabilir mi? Solunum sistemi değişiyor. Akciğeri bilmem neyi değişiyor. Hayvan ölür. Yani bu bütün canlılar için geçerli. Kemiklerin küçülüyor, ufalıyor, kırılıp yer değiştiriyor. Yani bir canlı bunun acısına nasıl dayansın? Kafatasın küçülüyor, bazen büyüyor. Gözün küçülüyor, eriyor falan böyle. Yani içine çekiliyor. Yok ayağın değişiyor falan, başka bir organa dönüşüyor. Ya onun o fizyolojisi, yani o değişim biyolojisindeki sızıntısı, eklemlerin yer değiştirmesi falan, bu canlı buna dayanamaz. Hiçbir canlı dayanamaz. Bunlar akıllarına gelmiyor mu bunların? Yani en ufak bir estetik bile olsa insan, mesela burun estetiği falan olsa ameliyata gidiyor. Sonra 2 gün yatıyor ki kan kaybından bir şey olmasın diye. Ya da göğüs ameliyatı oluyor hanımlar. 2 gün yatıyor kan kaybından bir şey olmasın diye. Sadece göğüs, yani pet koyuyorlar, bir şey de değil. Yani bir buna bakın, bir de ayağın yer değiştirmesine, başka bir organa dönüşmesi iddiasına bir düşünün. Dağlar kadar fark var arada ama hiçbir şey olmuyor canlıya. Çok mantıksız. Üstelik suya girdiği zaman su bir canlının genetiğini başka bir genetiğe çevirmez. Suyun genetik kodlama gibi bir özelliği yok. Doğanın böyle bir görevi yok, böyle bir özelliği yok, böyle bir çeşidi de yok. Doğanın böyle bir görevi yok, işi yok yani. Doğanın genetikle bir işi yok. Doğa, çevre bilinçli kodlamalar yapamaz. Yani bir ayının genetiğini alıp balina genetiğine çeviremez. Bir organa yeni bir organ bilgisi ekleyemez. Çevrenin böyle bir etkisi yoktur. Suyun böyle bir etkisi yoktur. Bu tamamen hurafe. Pagan bir medeniyetin, Sümerlerden gelen bir inancın tekrarıdır evrim teorisi. Tamamen şaman dinidir. Uydurmadır yani. Masaldır. Hikaye anlatıyorlar. Bunlar da inanıyorlar. Hala bu hikayeyi yüzyıllardır anlatıyorlar. Hala da anlatıyorlar. Şimdi bilimsel açıklamalara gelirsek 2 tane, 3 tane bunun değerlendirmesi var makale olarak. İlk değerlendirme evrimci bir dergi olan National Geography'den geldi itiraf. Diğer değerlendirme de Smithsonian Uluslararası Müzesi'nden ve paleontologlardan geldi. Bu paleontologlar McDermott, Robert Carroll ve dünya cünce ünlü balina uzmanı McDaniel'den geliyor. Bunları da paylaşacağız. Şimdi bu balinanın parmakları denilen yüzgeçler bildiğimiz anlamda parmak değildir. Fenotipi benziyordur. Yani dış görünüşü benzerdir. Bizim parmaklarımız gibi ayrı ayrı hareket etmez. Yüzgeçler balinanın yüzmesi için bir bütün halinde yüzme organı, paleti gibi hareket ederler. Çünkü aralarında yüzgeç parmaklarının aralarında perdeler vardır. Deri perdeler vardır. Kaslarla birbirine bağlıdır. Böylelikle kıvrım ve manevra işlemini görürler ve suda daha hızlı hareket ederler. Suyu daha iyi geriye atarlar. Direnç kuvvetini arttırırlar kendilerini ileritmek için. Yüzmek için diyelim. Yani bizim parmaklarımız gibi değildir. Bir kalem tutamazlar, kaşık tutamazlar. Öyle söyleyeyim, anlamadığınız için söylüyorum. İşlevi farklıdır. Tek başına hareket etmez balinanın parmakları. Bütün halinde hareket eder.
Bir blok halinde. Tek parça hareket eder. Ama bu tek harekette de arada kıvrılır. Çünkü arada perdeler olduğu için yüzgeçin kıvrılma ihtimali her zaman vardır. Yalpanılır. Sadece dümdüz olsaydı, parmaklar bitişik olsaydı, taş blok gibi, o zaman da manevra alması, hızlanması, canlının yüzebilmesi daha zor olacaktı. Ama parmaklar ayrı ayrı olunca, araya perde gelince daha kıvrak hareket ediyor balinalar. Manevra yapabiliyor bu sayede. O yüzden mesela bizim elimizin de bitişik olduğunu düşünün. Tek parçadan oluştuğunu düşünün. Bu elimizi hiç kullanamayız. Hiçbir şey yapamayız. Kalem bile tutamayız. Ama ayrı olduğunda ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Ama balinalar ayrı da olsa, ki ayrı ama ayrı ayrı kullanamıyorlar. Sadece manevra yapabiliyorlar. Ayrıca balinanın ayılardan geldiğini iddia etmek için çok sayıda arı geçiş lazım. Yani binlerce, on binlerce arı geçiş fosili gerekiyor. Benzerlik yönünden bakarak bunu iddia etmek bilimsel ve mantıklı değildir. Çünkü ortada değişen, körelen, arada geçişen bir organ yok. Sadece benzeyen organ var. Ayının eli balinanın eline dönüştüyse bunun için ara geçişi görmemiz lazım. Asimetrik patolojik değişimleri görmemiz gerekiyor. Oysa balinanın yüzgeçine baktığımızda orada tamamlanmış bir organ var. Halbuki ara geçiş fosili tamamlanmamış organdır. Eksik organdır, yarım organdır. Değişim halindeki organdır. Ara fosil buna denir. Tamamlanmış organa ara fosil denmez. Zaten bitmiş o organ. Geçiş yok yani. Bu nedenle benzerlikler evrim değildir arkadaşlar. Evrimi ispatlamaz. Mesela ahtapot gözü canlılar dünyasında insana en çok benzeyen gözdür. Ahtapotun gözü. Ama insanla ahtapotun hiçbir alakası yoktur. Evrimciler bile bir bağ kuramazlar. Yani bu durumda ahtapotlar insandan geldi ya da insanlar ahtapottan geldi diyemiyorsak aynı şekilde ayılar da balinadan geldi diyemeyiz. Evrimci mantığın saçmalığı ortada. Zaten bu ayıların balinaya dönüştüğü iddiası Darwin'in fantazisidir. Kendi kitabında da bunu yazıyor. Yani balina suya girdi, ağzını açtı. Neden balinaya dönüşmesin ki gibi bir ifade kullanıyor. Gördüğünüz gibi adam sadece hayal kuruyor. Evrimciler de yüzyıldır bu iddianın doğru olmasına çalışıyor. Yani bilim gerçekten vakit kaybediyor bu saçmalıklarla. Şimdi de balinanın arka ayağı, arka bacağı var mı yok mu ona bakalım. Şimdi evrimciler bildiğiniz gibi balinaların arka kısmında, kuyruğun altında resimde de görüyorsunuz. Orada bir bacak olduğunu, bu bacağın da ayılara ait olduğunu ya da su aygırlarına ait olduğunu, köreldiğini falan söylüyorlar. Şimdi resme dikkatle bakarsanız balinanın omurgası kuyruğa kadar dümdüz uzanıyor gördüğünüz gibi. Her balinada omurga bu şekildedir, düzdür. Yani pelvis kemiği denilen kalça kemiği yoktur. Çünkü deniz memelerinde, memeli hayvanlarında, canlılarında pelvis kemiği olmaz. Yani bacak bağlantıları olmaz, kalça olmaz. Ancak evrimciler tabii ki balinaların ayılardan geldiğini iddia ettikleri için bir zamanlar kalçası vardı, köreldi diyorlar. Tabii bunun fosilini vesairesini, ara geçişini gösteremiyorlar. Sadece hayal kuruyorlar, yani fantezi kuruyorlar. Yani oradan gide gide de bir bacak gibi bir şey kaldı diyorlar. Bu da evrimin işte kanıtı diyorlar. Oysa bir ayının balina dönüşmesi için bırakın bacağı birçok organının dönüşmesi lazım. Başta da söyledik. Ve bu organların her dönüşümü binlerce yıl süreceği için, nesilden nesile aktarılacağı için dedikleri gibi bu canlının bu şekilde yaşamış olması gerekir, ölmüş olması gerekir ve bunların da fosilleri gerekir. Ancak böyle bir şey yok. Evrimcilerin ellerinde bir bacak kalıntısı gibi bir şey dedikleri kemikler var. Bir de yüzgeç elleri ayı eline benziyor iddiası var. Onun dışında hiçbir şey yok. National Geography 2001 yılında bu bacak kemiklerinin bacak olmadığını, başka bir fonksiyon taşıdığını belirtiyor. Bakın evrimci bir dergi olmasına rağmen bunu söylüyor. Sonradan lafını geri almıştır ama bunu başta açıkladı. Yani bu bacakların körelmiş olmadığını, çiftleşmede balinaya konumuna yardımcı olmak için orada olduğunu söylemiştir. Yani üremeye destek sağlıyor. Ve erkek balinalarda görülen bir yapı özelliği olduğunu söylüyor. Yani balinanın penisini doğrultmak için kullanıyor bu kemikleri. Çünkü kemikler kasların içinde olduğu için balinanın penisini çiftleşmede konum almasına yardımcı oluyor. Yani tabiri caizse kaldırıyor. Yani kaldırmasına yardımcı ediyor penisini. Dişi balinalarda böyle bir özellik yoktur. İsterseniz araştırın. Bu National Geography'nin makalesinden, dergisinden alınmış bir ifadedir. Evrimciler her zaman yaptığı gibi önemli bir fonksiyonu üstlenmiş bu kemiklerin körelmiş organ diyerek gerçeği çarpıtarak yanlış bilgi veriyorlar. Böyle bir şüphe olmasına rağmen böyle bir şey var da demiyorlar. Kendi bildiklerini söylüyorlar sadece. Mesela dünyaca ünlü paleontolog Robert Carroll var. Diyor ki
doğrudan balinalara uzanan bir meson çift çizgisi, yani kara canlısı tanımlamak mümkün değildir diyor adam. Bunu da evrimciler tabii ki söylemiyorlar. Bir başka araştırma, Southern California Üniversitesi biyologlarından Matt Dean ve Smithsonian Uluslararası Müzesi paleontobiyolog Nick Pearson, deniz memelerinin anus bölgesinde bulunan ve evrimciler de körelmiş olarak bacak olarak söylenen kalça kemiği iddialarını incelediler. Bu bilim adamlarının açıklamasında balinanın pelvis kemiklerinin körelmeyeceğini, yani böyle bir yapının olmadığını, bu kemiklerin deniz memelilerinin seks sırasında, yani cinsel birleşme sırasında manevra yapmalarına yardımcı olmak için orada olduklarını, yani konum almasına yardımcı olduklarını söylüyorlar. Bu araştırmacılar yüzlerce balina ve yunus kemiklerini, bu yanık cinsel oradaki kemikleri incelediler, bu kasıot kemikleri. Çiftleşme tarzlarını karşılaştırdılar. Ve açıklamalarında popüler inanışın aksine bunlar körelmiş yapılar değildir. Bir işlevi vardır. Bu işlev ise üremedir. Yani cinsellikle alakalıdır diyorlar. Kısacası penisi kaldırmak için, konumlamak için o kemiklerin orada sıkıştırma vazifesi gördüğünü söylüyorlar. Mesela bizde yani affedersiniz de işemek için tuvalette değil mi? Hani penisimizi tutarız. Ayaktaysak mesela. Konum aldırırız elimizle. Hedeflediğimiz yere doğru. Ya da cinsel birleşmede de o şekilde. Yani elimiz olmasa bunu yapamayız. Yani penisi doğrultamayız. Balina da, erkek balina da bunun görevini bu kemikler yapıyor işte. Balina da bu kemiklerin olmaması demek, penis kontrolünü kaybetmesi demek, o balinanın üremesinin, yani neslinin tehlikeye girmesi demektir. Zaten fark ettiyseniz bu kemikler hemen cinsel organın yanındadır. Zaten bu kemikler iskelette hiçbir yere bağlı değildir. Kas içine gömülüdürler, o anüs bölgesindeki, o cinsel bölgedeki. Bu kemiklerin bağlandığı ya da gömüldüğü kasın ismi ise istiv kavernosus kası denilen bir kas grubuna bağlanıyor. Bu kasın içinde cinsel organa destek veriyor. Ancak tabii bu gerçekleri sınırlı sayıda bilim adamı açıklayabiliyor. Çünkü evrimin olmadığını söylemek cesaret ister. Bilim insanları işini kaybetmek istemiyor. Üniversiteden de atılmak istemiyorlar. Maalesef böyle bir düzen var. Ancak tabii bu ateist düzen zamanı gelince gerçekleri anlayacak ve gerçek bilim ortaya çıkacaktır.